Herkese selam arkadaşlar. Ben Tayfun. Bugün sizlerle birlikte ilk defa bir gönderme, işte gizem dersiniz, gönderme dersiniz. Gönderme daha doğrusu gizem değil ama e, sizlerle birlikte GTA San Andreas'ta çok sevdiğim bir göndermeyi göstermek istiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz yakın zamanla ben canlı yayınlara başladım. GTA San Andreas canlı yayınları yapıyorum. Hazır yaparken de orada bir Arkadaşlara da o göndermeyi sunmuştum göstermiştim sizlere de göstermek istedim hani hazır yavaştan böyle bir GTA gizemleri GTA easter eggleri veya oyun dünyasındaki easter eggleri göstermek adına yavaştan başlayalım dedim ve başlangıç videosu da bu olsun dedim bu arada arkadaşlar lütfen abone olurken bildirimleri açın bildirimleri açtıktan sonraki bildirim gelmiyorsa şöyle bir sorun var arkadaşlar. YouTube'un algoritması değişti. Yeni kanal olsa bile onu çözdüm ben. Ne kadar fazla like atarsınız aynı zaman içerisinde o kadar fazla kişiye gidiyormuş. Hakikaten o yüzden de başlangıçlarda video başlangıçlarda like atmanızı rica edeceğim. Eğer yaparsanız beni çok mutlu edersiniz ki videolarında bu şekilde izlenmesi artar. Maalesef YouTube'un algoritması çok değişti biliyorsunuz. O yüzden bunu yaparsanız beni çok sevindirirsiniz Yorum yapabilirsiniz like atabilirsiniz bu şekilde bana destek olabilirsiniz Arkadaşlar bu şekilde söyleyebilirim Birçok arkadaşımız biliyordur yüksek ihtimalle ama ben bunu çok sevdiğim için hani başlangıç olarak Göstereyim dedim biliyorsunuz arkadaşlar San Andreas'ta San Fierro'da Zero dükkanı var bu Zero dükkanını arkadaşlar Satın almanız gerekiyor Yaklaşık 30 bin dolara mı satın aldık aynen Böyle satın alıyoruz Burası bir oyuncak dükkanı burada Zeron'un oyuncakları bulunuyor yani kendi yaptığı oyuncakları bulunuyor. Buradan hatta yan görev olarak devam edebiliyorsunuz ki bu görevler zorunlu değil yani hikayeyi hikayeyi içine almıyor. O yüzden istediğiniz zaman yapabilirsiniz. Ana görevlerin dışında bir görev yani yan görev diye düşünebilirsiniz. Bende bir kamera vardı galiba. Buradan yakından göstereyim şimdi. Burada çok sevdiğim bir oyunun e, göndermesi mevcut arkadaşlar, Rockstar Games tarafından ki o da bir Rockstar oyunu olduğu için çok rahat bir şekilde firma kendi oyununa gönderme yapabiliyor. Şimdi e, fotoğraf makinemizi aldık arkadaşlar. Bakın burada ne var? Bakın, Manhunt. Evet. Belki birçok arkadaşımız e, Yıllar önce oyun oynamış olabilir Hani Bu tarz detayları kaçırmış olabilir o yüzden O arkadaşları ithafen böyle bir şey Göstermek istedim evet Manhunt arkadaşlar Benim çok sevdiğim bir oyun Hatta kanalımda da var eski kanalımda da var Arkadaşlar e, orada da Göstermiştim bir bölümlük Oynamıştım oldukça kanlı Oldukça şiddeti yüksek bir oyun e, Hatta ikinci oyunu da var ki ben ikinci oyunu çok sevmiyorum Bu oyun bence çok daha başarılı e, Ana karakteri James Earl Cash Arkadaşlar Manhunt'ta hatta biliyorsun bu Piggy's muhabbeti var. menantın bazı bölümünde diyeyim. Spoiler vermeyeyim. Piggy's bulunuyor arkadaşlar. Hani domuzu var böyle oh elektrik testereyle giden. Manhunt'ta da böyle işte gizemlerinde falan var. O Piggy's arkadaşlar bu oyunda bulunuyor. Manhunt, James Earl bu şekilde oyuncağı bulunuyor sevgili dostlar. Sadece Manhunt değil bu arada. Vice City'de bir gönderme var. Şöyle Tommy Reis'in. E, ee, Tommy Reis'in gördüğünüz gibi bir. E, burada da bir oyuncağı var arkadaşlar. Aşağıda da Lance'in var. Böyle böyle gidiyor. Daha başka bir şey var mı? Şöyle bir bakayım. Ee, bakın evet. Piggy's arkadaşlar. Aynen öyle. Piggy's. Gördüğünüz gibi bahsettiğim e, yaratık bu. Elinde testereli var abi. Elinde testere var. E, ve oyunu bir bölümünde karşımıza çıkıyor. Ve gerçekten de oldukça korkutucu. Hakikaten benim tüylerim diken diken ettiği zamanında 2003'te falan oynamıştım. Acayip korkutucu. Çıktığı yılda oynadığım bir oyundu. Bu şekilde gösterebilirim. Başka bir şey var mı diye bakacağım. Belki kaçırdığım bir şey daha vardır diye. Ee, Red model train var. Evet, bunlar e, oyun içinde bulunan e, şeyler, oyuncaklar sanırsam. E, turismo. Acaba gran Turismo'ya bir gönderme diye düşünüyorum ama değildir herhalde değil mi? gran Turismo falan. Turismo. Hani. Ama Turismo diyor yani. Turismo olmaz. Aynen Turismo. Belki isim. İsim böyle e, yakınlığı olabilir bilmiyorum öyle bir gönderme de olabilir çünkü o tarz e, simülasyon oyunlarına hani benzeyen bir araç modeli var orada e, olabilir olmayabilir bilmiyorum burada bir tane daha Vice City'den var gördüğünüz gibi sırayla dizmişler e, ben burayı ne zaman görmüştüm PlayStation 2 zamanda arkadaşlar ben PlayStation 2'de ilk defa GTA San Andreas oynamışım. O zamanlar PC'ye çıkmamıştı. Ben GTA San Andreas'ın PS 2 versiyonunu arkadaşımdan almıştım ki o zamanlar zaten konsol kullanıyordum. PC'm yoktu. Ee, orada oynamıştım ve oyunu bayağı bayağı işte %100 bitirmeye çalışırken burada bir baktım abi Manhunt. Ve bir abi. Bir abi yani tak geli bir abi geldi karşıma hani Arap lideri midir nedir bilmiyorum. Ne bakıyorsun ya? <laughs> Evet başka da yok galiba arkadaşlar. Bu şekildeydi. Gözünüzden kaçmış olabilir belki yıllar sonra. Bu şekilde göstermek istedim sizlere. Umarım beğenmişsinizdir. Sevgili dostlar. Yavaş yavaş. Ee, bu ne? Bu arada. Ha evet dükkanı satın almış aynen. Tamam bunu kapatalım. Bu arada oyun Silent Hill'a döndü yine abi. Evet. Piggy's'ten Manhunt'tan falan bahsediyorken tam böyle o sisli ortam o oyunda da vardı. Tam ona gönderme falan oldu herhalde bilmiyorum anlamadım. Ya da oyunun hani ee, o zamanına denk geldi diyebilirim. Burada da bir silah varmış bakayım. Desert Eagle bu? Valla Desert Eagle galiba. Evet arkadaşlar bu şekildeydi. yavaş yavaş e, bu şekilde sevgili dostlar. Hani oyunlardaki sadece GTA değil oyunlardaki göndermeleri vesaire hani yapmak istiyorum. Ee, hem liste halinde hem size bu şekilde canlı olarak göster e, canlı olarak da işte oyun kaydedip bir şekilde göstermek istiyorum umarım beğenmişsinizdir eğer daha fazla bu tarz içerikler istiyorsanız e, yorumlarda güzide görüşeceğinizi belirtebilirsiniz ama lütfen abi video like atmayı unutmayın veya dislike hiç fark etmez eğer sevmediyseniz hani o sevdiyseniz de like atabilirsiniz çünkü çok önemli kanal etkileşimini arttırmak için ve ee, anında gelen beğeni veya dislike sayısı ile birlikte bildirim gidiyor arkadaşlar. Böyle bir algoritma var o yüzden lütfen sizden rica ediyorum ilk defa da hayatım boyunca da ilk defa da bir video girişinde de sizden de beğeni istedim. Ee, daha önceki youtuberların yapması Demek ki mantıklıymış yani bana öyle geliyor hani bir insan insanlar diyor işte bin beğeni şu içerik gelir ben öyle yapmam hani o bayağı bir ee, başka bir nokta yani. Ee, ama orada haklılarmış hakikaten. Orada haklılarmış. Ee, içeriklerin öne çıkması için ve bildirimlerin sizlere gitmesi için çok önemliymiş. Neyse fazla uzatmadan sevgili dostlar, video sonlandırıyorum. Canlı yayınlara devam ediyorum. Burada GTA San Andreas canlı yayınlara burada kalmıştım ben hani. Wuzi ve Zero'nun görevleri vardı. Canlı yayınlarda yapacağız. Hafta sonları canlı yayın yapacağım. Hafta içi de açabilirim. Saat genelde 9'da açıyorum. Haberiniz olsun. Kendinize iyi bakın. Videolar gelmeye devam ediyor efendim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.